Şeref olsun siz ne diyorsunuz? Bekten etki yarattı mı? Bir, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında bir 2.8 milyar TL geldi böyle dedi. bu çok büyük 2 milyar, 2 milyar TL dedim mi? yanlış hatırlamıyorum evet. böyle dedi. bu aslında çok büyük bir rakam değil baktığınızda. Yani mevduatların Türkiye'deki toplam mevduat hacmine baktığımız karşılaştığımız zaman. Buna rağmen bu düşüş nasıl oldu? Çünkü milyarlarca dolar satıldığında bu denli düşüş sağlanamamıştı. Bu düşüş nasıl oldu ve bu düşüş ne kadar kalacak? Ne kadar kalacağını daha geniş anlatmak istiyorum. Çünkü bununla ilgili olarak bazı çalışmalar yaptım. Şimdi bu dolar alma, lirada kal farkı benden. Ben yeni formülü böyle önerdim. Evet, Cumhurbaşkanı'nın ağzındaki cümleleri altı kelime indirdim. Dolar alma, lirada kal. Farkı bende. Nitekim buraya gelmeden yarım saat önce Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Mevduatını liradan, dövizden liraya çevirenlere de bankalara bir rahatlık getiriyor. Bunu teşvik ediyor. Şimdi biz bu yeni ekonomi politika, yeni ekonomi politikasının dayandığı nokta neydi? Düşük faiz, yüksek kur. Evet. Daha sonra düşük faiz kur nereye giderse gitsin. Daha sonra bu ifade değişti. Düşük faiz biz kura bakmıyoruz. Bizim için büyümedir. Gerisine önemli değil. Daha sonra bu da değişti. Düşük faiz ondan sonra biz kuru da frenleyeceğiz. Nitekim frenleme noktasında. Önce dört tane müdahale yapıldı. Bununla ilgili olarak satılabilir rezervlerimiz, Merkez Bankası'nın kullanılabilir rezervleri 24,5 milyar dolardan aşağılara indi. 17'lere, 16'lara evet. indi. En son müdahaleyle beraber 12,2 milyar dolara kadar gitti. Ve şunu gördü Merkez Bankası. 5 farklı müdahaleyle ben paraya, piyasaya vererek klasik anlamda bunu durduramıyorum. Evet. İki, bu bir takoz koydu. Doların, dolu dizgin giden doların önüne. Kamyon... Müsnatlı geçti. Takozu attı. Şimdi eski... Ee, davranışlarımızdan 94 yıllarından 95 yıllarından bir tane enstrüman ortaya çıkarıldı. O da neydi? İşte bu kurla ilişkili bir enstrüman üretelim. Ne çıktı? Hazine garantili bunu yapalım dedi ve insanlar bunu tuttular. Çünkü hazine garantisi Türkiye'de son derece önemli. Daha önce de hatırlıyorum bankadaki mevduatın belirli bir miktarı Kesinlikle devlet garantisinde dediğimiz zaman bankalara olan hücum durmuş ve frenlemişti. Devlet bu anlamda devletin attığı bir adım vatandaşın ona güveniyle beraber bir yerde tutu, tutuldu. Bundan sonra bir daha atarsa ki bunu da konuşmamız gerekecek sanıyorum. Bir sonraki aşamada çok güzel belirttiniz bu sefer kurdan korudun da e, kuru bir yerde tutuyorsun. Belli miktarlardan aşağı doğru gitmese bile mesela 12-13'te stabil oldu diyelim. Ama enflasyon öyle Tabii bir doğru. yere gidiyor ki ben enflasyona karşı kendimi nasıl koruyacağım? Bu sefer belki de enflasyon korumalı yeni bir enstrüman gelecek. 94 yılında hatırlarsın bu Yaman Törüner <laughs> bu dövize endeksli bir mevduatlar, enstrümanlar çıkarmışlardı. Ve ancak öyle frenlenebilmişti. Ancak günümüze gelirsek kur yeniden yukarıya doğru çıkarma gerçi soru olarak 10 liranın şahsına iner mi onu da konuşuruz da şu enflasyon şu anda e, doların dümeninde olan enflasyondur. Ve Re, negatif reel faiz eğer e, ayın içinde açıklanacak olan ve büyük ihtimalle 7 8 gibi aylık olan enflasyonla beraber %30'u görebilir Türkiye. O çerçeve içerisinde negatif reel faiz neredeyse 15 16 puana çıktığı bir ortamda siz bankalara nasıl e, paranızı yatırırsınız? İster istemez sadece beni dolardan koruma... Yani kurdan koruma aynı zamanda enflasyondan da koru demeniz gerekiyor. Zaten yeni ekonomi politika açıklandığı zaman iki soru açıktaydı. Bunlardan bir tanesi bu kadar düşürülmüş faizle bankalar nasıl mevduat toplayacak ki bunu krediye dönüştürürsün ve yeni ekonomi politikasının dört e, direği var ya işte ihracat artacak, yatırım artacak, üretim artacak, istihdam artacak bunlara faydalı olsun. Bunun cevabı yoktu. İkincisiyle bu kadar yüksek kurla piyasa ne yapacak dedi. 18'den döndürüldü. Gerçi bir gün 18 bizde kaldı ha. ama e, misilaj gibi bütün etiketlere yapıştı. Tekrar aşağı inmesi nasıl olacak onu bilmiyorum. Çünkü e, işte 49 senedir bu işi yapıyorum. E, 20 küsür seçim gördüm. Yukarı çıkan fiyat e, asansörle çıkıyor. Aşağı inince sümüklü böcek gibi çok yavaş yavaş iniyor. Hatta inmiyor. Öyle. Hatta inmiyor. Orada askıda kalıyor. Oradan e, e, orada. Bekliyor orada ve çok kişi de iki sebepten dolayı fiyatları indirme konusunda nazlı davranıyor. Bunlardan bir tanesi şu. Ben zaten 400 gün kapalı kalan ekonomide çok fazla kaybım oldu. Fırsat bu fırsattır. Biraz kendimi yedekleyeyim. Nitekim aynısını akaryakıt fiyatlarında düşünce pompa'ya yansıtmayarak devlet kendisi de yapıyor. İkincisi ise bu yerine koyamayacağım, koyamayacaksan bu buradan ben bunu devam edeyim. Çünkü bazıları 16 17'den almış onların ham maddeyi ya da neyse neye neye harcadıysa bunun zararlarını çıkarmak gerekecek. Ama ben şunu görüyorum. Bu kurun bu gidişatı enflasyonla endeksli olacak. Enflasyon da seçimle bir şekil alacağından dolayı eğer enflasyonla topyekün kapsamlı ve kapsayıcı bir mücadele programı gelmezse kur gene kafasını yukarıya doğru kaldırır. Bunu kimse istemez. Özellikle ben Anadolu'yu çok dolaşıyorum. Sanki bu bir Kasım'da düğmeye basılmışçasına webinar bitti arkadaş hepiniz gelin dolaşın diyorlar. Biz de belki bir Kasım'dan bu yana 20 yere gittim. Sanayici, organize sanayi bölgesi, ihracatçı şu bu falan gördüğüm inanılmaz şekilde iyi çalışan bir sanayi var. Ve biz buna kur çomağı soktuk. Şimdi ne yapacaklarını şaşırdılar. Şimdi bu insanların bunu sürdürebilmesi için kurun aşağıda kalması lazım. Fakat 10 liradan aşağı iner mi? İner de maliyetini ödersen iner. Bu Nedir o maliyet? Mal hazineye bindireceğin yük. Çünkü işte 20-24,5 milyar dolardan 12.2 milyar dolara gitti rezervler. Tutamadık onu. Şimdi bunun yanı sıra belki hanımefendi onu bize anlatacak. Hazinenin üzerine geleceği yük. Yani kur garantisi veriyorsun. Değil mi? Kur e, güvencesi veriyorsun. Bu bütün mevduata veriliyor değil mi? Yani TL, mevduata... TL cinsinden her mevduata. Evet, tele, tele cins... İlla dolar bozdurmak gerekmiyor. TL cinsindeyse tele, işte TL'de kal. Telen olsun da bunu bir de ama vadeleri var biraz daha uzun süreli olsun. ay Türkiye'de de vadelere bakıyorum 32-33 gün. Bugün ortam nasıl %70-80 vadeli. Yani 32-33 gün. Şimdi 3 ayda e, 90 güne diyor. Şimdi 90 günlük şeye güvenir misin? İnsanlar bunu güveniyorlar şu anda. E, piyasa e, bu kararın arkasından ne kadar bu hükümetin duracağını test ediyor. Eğer bu güveni oluşturur, dediklerini yaparsa sanıyorum. ...kurun yukarıya doğru gitmesinde eski ilmesini kaybeder, bir yere stabil olur. Enflasyon olsa bile mi? Enflasyon hayır, enflasyon olsa bile değil. Enflasyon aşağı inmediği sürece kur inmez. Çünkü e, kur aslında enflasyonun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Eskiden kurdaki artışın enflasyon üzerine etkisi geçişkenli kur geçişkenliği diyorduk. Yüzde e, 20, yüzde e, 25 civarındaydı. Şimdi 35-40'lara çıktı. Bir de şu var, e, tuhaf bir şekilde enflasyonun aslında ekonomiyle de ilgisi kalmadı. Tuhaf bir, yani işin e, iktisadına değil de sosyolojisine bakmak gerekiyor. Yapışkan hale gelmesinin sebebi bunun yukarı çıkacağı duygusu. Hepimiz bu duyguya geldiğimiz için insanlar bunun yukarıya çıkacağı algısıyla beraber fiyatların aşağı indirmek istemiyor. Artı önümüzdeki dönem daha da artabilir e, şüphesi içerisinde. Ama hükümet bu dönemde enflasyonla ilgili hatta kapsayıcı bir adım atabilirse e, bu kurun gidişi enflasyona biraz yaklaştırılabilir. Ama seçim olan bir yerde nasıl olacağını da isterseniz konuşuruz.